Ekonominin direksiyonundaki isim Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddiası siyasetin gündemini değiştirdi. Başbakanın devreye girdiği ve Şimşek'i istifadan vazgeçirdiği iddia edildi. Ankara iddianın doğru olup olmadığı sorusuna yanıt ararken Şimşek mesajını sosyal medya üzerinden verdi. Çıkıyor birileri garip garip şeyler konuşuyor. Ekonomi şöyle, ekonomi böyle filan falan. Dikkat çeken o uyarının ardından Ankara kulisleri yeni bir iddiayla sarsıldı. Açıklamaların hedefinde olduğu iddia edilen Mehmet Şimşek'in başbakana istifasını ilettiği haberi gündeme bomba gibi düştü. Aramızdaki bazı arkadaşların yanlışın içerisine düştüklerini de ve bunu toplantılarda yaptıklarını da duymak bizi üzmüştür. Şimşek'in iş dünyasına yönelik dövizle borçlanmayın uyarısına tepkiliydi iddialara göre Erdoğan. Dikkatli olmamız lazım. Tabii dikkatli olacağız. Ama kendi ayağına da kurşunu sıkmayacaksın. İşte o tepki nedeniyle Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediği, Yıldırım'ın devreye girip engel olduğu iddia edildi. Kulisleri sallayan o iddia Cumhurbaşkanlığı sözcüsüne soruldu. Bu şu anda bir iddia. Bize gelen bir şey yok bununla ilgili. İstifa iddiasına net bir yanıt vermedi ama şu anda kabine revizyonu söz konusu değil dedi Kalın. Gözlerin çevrildiği Şimşek ise mesajını sosyal medyadan verdi. Yatırımcılarla görüşme yapmak için İstanbul'da olduğunu duyurdu. Son nefesimize kadar güzel Türkiye'miz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam diyerek görevimin başındayım mesajı verdi. Mehmet Şimşek'le ilgili tartışma sürerken Merkez Bankası'na da faiz uyarısı geldi Cumhurbaşkanı'ndan. MYK toplantısında faiz artışlarından yakınan Erdoğan, arkamdan iş çeviriyorlar dedi, ekonomi yönetimini uyardı. Yurt dışına gitmeden önce faizlerle ilgili bir toplantı yaptık, düşürülmesinden bahsettik. Sonra ben yurt dışındayken Merkez Bankası faiz arttırdı. Böyle bir şey olabilir mi? Benim arkamdan iş çevirdiler. Cumhurbaşkanının yüksek faiz tepkisi tek adamlık eleştirilerine de yanıt gibiydi. Bağımsızmış. İyi de onların aldığı kararın bedelini biz ödüyoruz. Bir de tek adamlık derler. Bu nasıl tek adamlıksa karar alıyoruz, uygulamıyorlar. Erdoğan ekonomi yönetimine 15 gün içinde faizleri düşürecek bir paket hazırlanması talimatını verdi. Şimdi gözler alınacak önlemler.